Merhaba YouTube sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Patron serimize devam edeceğiz. Bugün ikinci bölümünü çekeceğiz sizlerle beraber. Oyun açıkçası benim hoşuma gitti. Beni saran bir oyun oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Yeni bir oyun. Yani şu an için çok öyle büyük bir eksik gözüme çarpmadı. Öyle çok uzun bir sürede oynamadım ama çok da öyle büyük bir eksik gözüme çarpmadı. Bakalım, oyun serimize devam edelim. Sizlerin de desteğiyle beraber şehrimizi büyütüp genişletelim. Buyurun oyuna geçelim hep beraber. Evet, şöyle başladık. Hızı da bir tık arttıralım. Evet, evlere bir tecrit basalım. Mustafa abimin önerisiydi. Diğer geri kalanlar çadır zaten henüz. Toplayıcı kulübesini bir tık geliştirsek mi diye düşünüyorum. Diğerlerine bakalım. Ormancı, kaliteli balta, gübre. Bir tık geliştirelim. Burada depomuz var. Burada avcı kulübemiz var. Demirim şu anda az var açıkçası. Bu gelişmeyi şu an için düşünemem. Kral selamlarını gönderiyor. Efendim, kralımız mallarla dolu bir gemiyi güzel şehrimize gönderdi. Durumumuzdan hoşnut olmalı. Harika, hediyeleri kabul ettiğimizi krala ilan et. Kraldan 42 tane demir geldi. Kereste ile gelişiyor. Kerestemiz şu anda iyi durumda. Bunu da bir tık geliştirebiliriz. Burada aktarımız var. Bu da parayla gelişiyor. Bunu da geliştirelim. Taşımız ne durumda? Taşımız da güzel var. Bunları bir tık geliştirebiliriz. Tamam. Boşkıcı kardeşim burada çalışa dursun. Şöyle bir bakalım başka neler yapabiliriz. Balıkçı kulübemiz, depomuz var, toplayıcı kulübemiz var, ormancımız var, bıçak evimiz var, aktarımız var, taş ocağımız var mı? Taş ocağımız da var. Hatta taş ocağımızı da geliştirelim bir tık. Burada da bir işçimiz kalsın inşaatlar için. Ha. O zaman şöyle bir şey yapalım. Taş ocağında şu anda 2 kişi çalışabilir. Bence gayet uygun bir rakam. Şuradaki ağaçları keselim, önümüz bir açılsın derim ben. Tamam. Şu anda güzel, gayet kendi halinde yaşayan bir kasabayız. Bir tık daha bu arada hızlandıralım oyunumuzu. Lordum, kralın düşmanları bir istek listesi gönderdi. Resmi bir sebep belirtilmedi. Sadece bir liste. Bizi kurutuyorlar ama krala karşı gelemeyiz. Sadakat 10, tüccarlar eşraf, sadakat -5. Ne, onlara resmi bir ret gönderin. Mümkün olduğunca kibar olsun. Sizce kimin sadakatini kazanmak daha önemli? Şu an için köylülerin sadakatini kazanmayı tercih ediyorum. Bilmiyorum, iyi veya kötü olur. Artık bunu zaman gösterecek bize. Mutluluk 94 şehrimizde. Sağlık 100, güvenlik 88. Yani yeni olduğumuz için çok da düşük bir özellik yok şu anda. Akçelerimiz varken şunları geliştirelim. Balıkçımızı geliştirelim. İşte araç gereç durumunda 83 tane. Şu anda üretimimizde yok, yani harcarsak ona göre dikkat etmemiz lazım. Demiri fazla istiyor ya. Ama bunu bir tık yapacağım, gümrükçüyü. Kilisenin paraya ihtiyacı var. Herkesin ruhunu doyurabilmek için kilisenin öncelikle maddi açıkları doyurması gerekiyor. Bir miktar akça karşılığında bu durumu düzeltebilirler. Kiliseye dis atalım mı yoksa 414 akçemizi verelim mi? Bence dis atalım, şu anda para bizim için önemli. Hani bir tık mutluluğu düşürdük ama önemli değil yani. Kiliseye disimizi atalım. Balıkçı da bir kişi daha çalıştırabiliriz. Çalışsın. Buyruk. Buradan bunları mı ekleyebiliyoruz? Tamam, gayet güzel. Bir tık hapşurdum, kusura bakmayın. Meslek panelimiz burada, tamam. Şuradan geliştirmemizi yapalım. Burayı unuttuk. Şuradan yapımalarımızı yapalım. Lordum, kralın düşmanları bir istek listesi gönderdi. Resmi bir sebep belirtmedi, sadece bir liste. Resmi bir ret gönderdim onlara. Bu sefer de farklı bir politika izledik. Araştırmalarımıza devam edelim. Şu anda araç gelişte sıkıntım olduğu için öyle bir seçeneği yapamam. Bunu geliştirelim. İkisini de 2'ye getirelim. Gübre yapalım. Kaliteli baltayı yapalım. Balta çünkü lazım olacak. Buradan atölye çok önemli bizim için. Atölye yapalım. Bu arada oyunun yapısı, dinamikleri, müzikleri gerçekten muhteşem. Beni çok tatmin etti. Suçlularla dolu bir gemi yanaştı. Belgelerin üzerinde kraliyet mührü var efendim. Onlara ne yapmalıyız? Eğer kralın istediği buysa onları kabul edeceğiz. Suçların iticasına izin vermem. Öyle bir şey yok. Kıyafet dükkanını araştıralım bu arada. Şuradan evet. Yeni yerlerimiz açıldı. Ben derim ki hemen bir atölye yapalım. Nereye yapalım peki sizce? Bana kalırsa atölyeyi şuraya yapabiliriz. Çok pardon. Kıyafet dükkanımız da geldi. Kıyafet dükkanımızı şöyle yapalım. Bu ESC'ye basma hastalığı beni bitirecek ya. Bu arada kömür sökebileceğimiz, kömür çıkarabileceğimiz, sökmek neyse. Kömür çıkarabileceğimiz bir yerler var mı? Evet, şunu yapalım. Evet, diyor ki işçi yok. Şimdi buradan atölyeye bir kişi, terziye bir kişi gönderelim. Evet, artık bir terzimiz var. Güzel şehrimizin kıyılarına batmış bir gemi vurdu. Bir grup göndermeli buldukları ve buldukları şeylere göz atmalıyız. Araştırma ve kurtarma grubu organize edin. Hayatta kalanlara yardım etmeye odaklanın. Biz şehrin ihtiyaçlarını kurtaralım. İnsanları da sayın beyefendi kral kurtarsın. Demir ve kömür madenine tamam, maden dizgisi de bu maden ne maden mesela, ben bunu nereden görebilirim? Bu arada popülasyonumuz genelde genç insanlardan oluşuyor, popülasyonumuz. Güzel. Donmuş balıkçılara da gelişelim. Bende olanlar. Tamamdır. Onları L'den görebiliyoruz. Efendim, kralımız mallarla dolu bir gemiyi şehrimize gönder. Durumumuzdan hoşnut olmalı. Sayın Kral, teşekkürler efendim. Sağ olun. Evet, sonunda haritayı nereden kapattığımı buldum. Size hiç çaktırmadım onu aradığımı ama sonunda buldum. Bu ne ki acaba? Şunu toplasak. Metal mi acaba bunlar? Ha, metalmiş. Şurada taş mı? Evet, onu, o her neyse onu toplayamıyoruz. Tamam, olsun. Burayla ilgili bir sıkıntımız var. Konut eksikliğimiz varmış. Şuraya kuyunun yakınına bir ev yapalım. Böylece kuyunun nimetlerinden de faydalanmış oluruz. Şuraya bir tane daha yapalım. 2 tane evimiz olsun. Tamam, tamam efendim, yapıyoruz. Ya onlarda eksik var, eyvallah. Ama evet, çiftlik geliştirmesini açıyoruz galiba. Ne lazım? Kömür lazım. Anlıyorum. Bizde demir de yok, kömür de yok. Peki demirle kömürü satın almayı istersek? %20, 200 bence gayet güzelmiş ya. Çok pahalı değil. Pekala, demirin durumu nedir? 1. Demiri daha fazla al hatta. Tamam. Al bunları babacım, gelsin. Bir gelsin bunlar bizim memlekete. Geliş var mı? Vardır herhalde. Evet, yasak mallar gelsin bize. Bitkisel tedavi eğitimi verelim oraya. Araç gereç üreteceğiz. Yakında üreteceğiz. O zaman kullanalım. Evim size yapılıyor. Merak etmeyin evsiz kardeşim. Evet, envanter doluyor. Yani bizim için pek iyi bir haber değil. Bir depo yapalım. Şuraya da bir depo yapalım bence. Araç gereç ve odun sayımızda bir hayli düşüş var. Odun zaten beni hani diğer oyunlardan da takip edenler bilir. Kingdoms Reborn'de de yaşadığım en büyük sorun odun. Odun bulamıyoruz efendim. Evet, memleketlerimizde odun yok. Kesinlikle. Şu odunları keselim bari. Kral selam gönderiyor. Kral adamsın. Eyvallah. Canımsın. Bu arada benim envanterim niye kapandı ya? Dekoratif çitli de yapalım. Evlerimiz için bir lüks intiva etsin. Ha tamam. Bak bunu da açtık, tamam. Arya Van doğmuş. Evet. Aa, iptal etme, iptal etme. Bu arada bizim kömür olayı ne oldu ya? Geldi mi, gelmedi mi? Bunu yaparız ya, yaparız. Yaparız. Lakin... Bizim kömür hala gelmemiş. Güzel. Envanter artık dolmaz. Zannetmiyorum onda olacağını. Taşıyıcı da bir kişi daha çalışsın. Konut eksikliği. Abi ev yetiştiremeyeceğiz galiba ya. Bu arada çiftliklerimiz geldi mi? Gelmedi. Evet, demir madenimizi yapalım. Ha tamam. Yanında da kömür madeni. Tamam, çok güzel oldu. Peki yok mu bir güzel yol yapmamız? Bulabilirsek tabii ki. Ha evet, buldum. Evet, süper oldu. Tamam. Bu arada araştırmalarımıza devam edelim. Mantar çiftliği, evet. Hemen şunu bir yapalım. Evet, sen diyorsun ki işçi yok. Hemen madenci. Ve hatta madenci 2 olsun. Tamam, o da olacak, o da olacak, o da olacak. Tamam, güzel. Evet, insanlarımıza park yapalım. Belediyemiz hizmette de sınır tanımasın istiyoruz. Bu arada şuradaki odunları da yok edelim. Bize ağaç lazım bol bol. Lord'un bir bağımsız tüccar vardı. Tayfasının görünüşüne bakarak söyleyebilirim ki gerçekten bağımsızlar, ancak korsan olduklarından da eminim. Mallarımızın bazılarını satın almak istiyorlar. Onlarla ilgilenilmesi için bir garnizonu göndermeli miyim? Ya bizim için güvenlik daha önemli. Hemen oraya bir garnizon gönder, o işi bitirsinler. Yani bizi itiyle köpeğiyle uğraştırmayın lütfen, rica ediyorum. Ha, bu arada park araştırmamız tamamlanmış. Peki biz bu parkı nereden yapabiliyoruz? Benim güzel sorum o. Neyse şu an için muhtemelen yapamıyoruz. Ve çok da önemli değil. Onun araştırmasını yaptıktan sonra. Bu arada marangoz atölyesini bir yapalım. Hani bu üretimdeki şeyler benim için çok önemli. Bu arada marangoz da açıldı. Marangozu şöyle... Şu araya oduncuların yanına yapasım var ya. Marangozu. Tamam, çok güzel. Yemek üretiminde kuyruklarımızı aldık. Eklemedir koca konak. Çok güzel. Bence şu anda gayet tatlı ilerliyoruz. Bu akçeyle yükselteceklerimizi yükseltelim. Az çok bir gelirimiz var çünkü. Hani varken bunu bir değerlendirelim istiyorum. Bunu da yapalım. Az toplama. Araç gereççimiz de tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. Marangoz inşamız da devam ediyor. Bu arada maçunayı da yapalım. Gemilerin gelme süresini biraz arttıralım. Azaltalım yani daha hızlı gelsin gemiler. Yanlış bir cümle kurdum. Evet, toplanma alanında yükseltelim bu arada. Bir upgrade level alalım. Bu bizim için çok güzel bir gelişme olacak. Ha, depo inşa edelim. Tamam, depo işi kolay. Ben şuraya bir depo inşa etmeyi daha uygun buluyorum. Burada sıkı bir üretimimiz var çünkü. Bu arada evet, toplama merkezimiz gelişti mi? Gelişti. Çiftliklerimiz açıldı, çok güzel oldu. Toprak verimliliğinin en üst düzeyde olduğu yerler buralarmış. Biz o zaman şöyle yapalım. Şu hizaya, çok pardon. Dokuza 9. Hemen arkasına tekrar 9'a 9. Yanına bağ yapalım. Onu da aynı şekilde 9'a 9. Onu da 9'a 9. Sevgili ineciklerimizi nereye koyalım peki? Hemen yanına yapalım mı? Yeni bir yerleşik olduğu için. Evet, inek çiftliğimizi de böyle yaptık. Tohum seçelim. Buğday. Buğday. O zaman birinde yulaf olsun. Tamam. Elma, elma. Tavuk. Tavuk. Hayvan satın alalım. Biraz da yetişkin hayvan alalım. Şimdi bize gereken şey zannedersem çiftçi. Şu bunun içinde buraya bir tık. Şu evlerin de tecritini basalım. Madene bir kişi gönderelim. Çiftçiliğe. Marangoza da bir kişi gönderelim. Bu arada oyunun detaylandırması gerçekten çok güzel olmamış mı? Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ama benim ciddi manada hoşuma gitti. Araç geliş durumumuz üretiliyor değil mi? Terzimizi bir tık geliştirebiliriz o zaman. Çıtırdan. Bu arada tavuklar kafayı yiyor, acil oraya bir eleman atamak lazım. Ev yapıyoruz, merak etmeyin. Bu arada ben her ihtimale karşı şuraya da bir kuyu kurmak istiyorum. Evet. Buradan heykel araştıralım. Halkımızın kültürünü de arttıralım. Tamam, bir çiftçi daha atadık. Evimize tecrit basalım. Bu arada yani bizim evlerimiz aslında tam dolu değilmiş. Boşuna fazladan ev yaptık. Lakin kral moral, ben kimseyi tanımam kardeşim. Suçlu adam benim memleketimde işi yok. Çadırı yok edelim. bizim bu durumda şuradan evet göç teşviği verirsek şehrimizi biraz kalabalıklaştırarak işçi problemlerimizi de doğrudan halletmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Aslında evsiz insanlar da var ama nasıl evsiz kaldıklarına dair hiçbir fikrim yok. Galiba evin yanlış inşasıyla ilgili bir problem yaşıyoruz. Yani evdeki insanların yaşama alanıyla ilgili bir sıkıntımız mı var ki yani? Bakalım bir ev daha yapalım oraya. Durum ne olacak? Bu arada bu çiftçi olayını bir halledelim. Şehrimizin genişlemesi sonucunda terk edilmiş bir yerli köyü bulduk ve bir mezarlık ya da mezarlığa benzer ruhsal bir bölge. Haberler çabuk yayıldı ve görünüşe göre hem kral hem de kilise bu durumla ilgileniyor. Kral her şeyi almak istiyor, kilise ise paylaşmayı. Hiçbir şey istemiyorum, eğer kral istiyorsa adamlarını gönderip istediklerini alabilir. Yani akçe vereceğiz ama güvenlik düşecek. Burada da sadakat düşecek. Hadi güvenlik bir tık düşsün diyelim. Şansımızı o alanda bir deneyelim. Aslında %110 verimlilikle çalışıyor ama stoklarda oldu, anlıyorum. Madem stoklarda oldu o zaman depo inşası şart oldu. Şu araya bir depo daha inşa edebiliriz. Stoklarda oldu, envanterde olmak üzere. Tamam, hallediyorum. Bir mesele popülerliğini arttırıyor gibi gözüküyor. Şu anlık tehlike yaratmıyor. Ancak kilise bu konu hakkında rahatsız ve bu problemi çözmemizi istiyor. Ben kesinlikle bırakın. İnsanlar istediklerine inansınlar. Bir ev yapalım. Çiftlik olayımız tamam. Yani çiftlikte çalışacak eleman eksikliği çekiyoruz bir tek. Bu arada videomuz da 40 dakikaya ulaşmış. Sizleri de fazla sıkmak istemiyorum. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. sevgili YouTube sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Umarım seri hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizlerin de tavsiyelerini, önerilerini, yanlış yaptığım bir şeyler varsa nerelerde yaptığımı söylerseniz beni çok memnun edersiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.